Vay göresim geldi berçenek seni. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Bir tanıyabilir miyim? Serap Bakan. Serap Hanım nasılsınız? İyi misiniz? İyiyik. Sen burada doğdun, burada büyüdün. Burada doğup burada büyüdüm. Nasıl gidiyor hayat? Burada neler yapıyorsunuz? Burada çiftçilik, tarla işi, böyle hayvancılık. Hı-hı. Güzel. Memnun musunuz hayatınızdan? Allah'a şükür memnunuz. Vallahi köyünüz aynı şehir gibi. Bizim kasabadan daha düzgün. Açık söyleyeyim, benim yaşadığım ilçeden daha düzgün. Yolları, belleri, evet. Yeşilliği. İleri dönük daha iyi olabilir. Çalışırlar. Gençlerimiz iyi. Peki burada kadınlar mı çok çalışır erkekler mi? Allah eşit. Eşit. Emin misiniz? Şu anda öyle. Öyle gözüküyor mu? Evet öyle gözüküyor şu anda. Evde öyle. Erkekler çoğunlukla öyle. Çoğunlukla öyle. Eşit diyorsun. Ya bu ama şey yani çok fazla böyle oradan arkadan bağırıyorlar kadın erkek eşit diye. Öyle bakıyorsun ama bence sanki yüreğin kadınlar daha çok çalışıyormuş gibi geldi. Tarlada evde kadınlar çalışıyor erkekler de tabii şu anda gençlerimiz öyle. Evet. Daha önceden öyle değildin. Peki. Efendim bize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Efendim sizi bir tanıyabilir miyim? İsminizi alabilir miyim? Güzel Ergel. Güzel abla nasılsın? İyi misin? Sağ ol, teşekkürler, iyiyim. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun burada bu köyde? Yavaş yavaş hasta hasta geliyordum böyle. Bacağım ağrıyor yavaş yavaş. Hasta yandan, sağ ol, teşekkürler. Hasta yandan gelik, baş sağlığı dolaşmadan geliyoruz. Ne güzel, başın sağ ol. Köy sağ ol, teşekkürler cümlemiz. Ondan sonra bu köy yerde ne yapalım? Çalışıyoruz. Nasıl gidiyor hayat burada? Yani kendim, hayvancılık var, inek var. Evet, yani. İneğimiz, hayvanımız var. Kendimize göre ya çalışıyoruz. Bu köyde olmaktan mutlu musun? Yani burada olmaktan mutlu musun? Yani gerçekten kendimize mi? Göre burada doğup büyüdüğümüz için, yaşadığımız için mutluyuz. Çünkü gerçekten diyorum şöyle, bakıyorum köyünüz bir Anadolu'nun bir ilçesinden daha büyük ve daha temiz, daha yolları doğru, düzgün. Doğru, temiz. Evet. Yani memnunuz hayatımızdan, yaşamımızdan memnunuz. Hı. Sağ olsun muhtarımız da ilgilendiği için çevremiz temiz, her şeyimizin ilgileniyor, karşılığında alayık mükafatını. Sağ olsun bir şikayetimiz yok. Burası bir Alevi köyü. Alevi ritüelleri yani ana Alevi inancı yerine getiriyor mu? Cem, dem oluyor mu? Bunların hepsini yapıyor musunuz? Yapıyorlar istedikleri zaman. Geçler... Yapıyorlar diyor. Sen gitmiyor musun? Ben mi? Hı. Ben gittim zaman doldu. Şimdi şu anda gidemiyorum. Evet. Gidenler de var. Yani gençler daha iyi. Hindi yönelik oldu galiba şeylere. Hani bu alevlik şeylerine yönelik olduğu için gidiyorlar. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size de biz teşekkür ederiz. Köyümüze geldiğiniz için. Dolaştığınız için. Efendim sizi bir tanıyabilir miyim? Sevilay Ayhan. Nasılsınız Sevil Hanım? İyi İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz burada? İyi valla, köy yerinde çocuklarla, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eşlerimi dişte. Valla bu köy yer diyorsunuz, okulda maşallah 265 tane öğrenciniz varmış. Evet, okulumuz çok iyi. Köyünüz mükemmel, altyapısı mükemmel, evet. Bir kasaba gibi. İşte insanlar hayvan süs satıyor, geçimini sağlıyor. Evet. Anlatılanlar burada. Yani köylükten biraz daha kasabaya, ilçeye benzer olmuş. Evet, yok köyümüz çok iyi. Her yönden, okul yönünden olsun. Çocuklarımız hep birinci geliyor Türkiye genelinde. Evet. Bir sürü böyle öğrencilerimiz birinci geldi. Evet. Köyümüz köy yerindeydi ama
şehirden bir farkımız yok. Peki eksiğinidir efendim bu köyün? Eksiğimiz daha ara sokakları olmadı. Evet, ara sokakları olması lazım. Önce bir cadde bitsin ki ondan sonra... Evet, ara sokakları var. Yani çocuklarımız için bir de bu tarafa park olması lazım. Bu tarafta park yok. Bu mahalle çok kalabalık. Evet. Köyün, yani bu çocuklarımız da çok bu tarafta. Köyümüzde park yok çocuklar için. Bu tarafta olması lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz köyümüzde. Sağ olun. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelir yarına canım. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varına canıma. Evet sevgili izleyiciler, İskender Güneş'ti efendim, gün müydü? Gündüz. İskender Gündüz uzun zamandır köyden uzak yaşıyor. Kendisinin köyler 1946 doğumlu olduğunu söylediler değil mi efendim, doğru mu? Efendim... Niye, niçin buradasınız da köyde değil evde değilsiniz? Niye siz benimle şey yani röportaj yapıyorsunuz? Evet. Neden ki ben? Konu hem sizi merak ettik hem de sizin istediklerinizi almak için. Almak için istediğim hiçbir şey yok benim, alınmaz zaten. Yani verilecek bir durum yok, sebep evet. Yok. Burada ezilecekler var orada. Şey tamam, dokunmuyorum. Karan var mı senin? Sigara kullanmıyorum ya. Niye kullanmayayım ben? Bana, bıraktım. Bana verileceği için mi? Hayır ben bıraktım tabii ki, olsaydı sana bırakacaktım. Hangi yayın? Niçin burada? TV10 Alevi televizyonu. Bize paylaşırsan burada niçin burada olduğunu, uzun yıllardan beri bu dağlarda yaşadığını, niçin? Şu tabiata bak ya. Evet. Alemin kişilerin yapmış olduğu toplumsal pisliğin davasından daha temiz değil mi yani? Evet çok doğru, haklısınız. Yalan mı? Hayır efendim, çok doğru. Buraya niçin sizi buraya çeken neydi bu dağlara? Sadece anlattığınız tabiat mıydı yoksa başka şey mi vardı? Tabiat kuralı, yeni değil bu. Evet. Benim yukarıda kaldığım bir maden ocağı vardı. Evet. 40 sene kaldım orada ben. 40 sene. Orası çöktü. Onlar bilir yani. Buraya taşındım ben. Evet. Yani eskiyim ben daha da ya. Neden ama buraya taşındın? Sebep yok yani. Ben bayağı keyif olaraktan ya. Keyif olarak. Keyif olarak. Yani ben köyde bir alacağım, vereceğim. Kimsen de yok. Evet. Hiç kimseniz yani. Yok mu? Anneniz, babanız, eşiniz? Yok, anne, baba hepsi mezarlık. Kardeş. Kardeş hepsi mezarlıkta. Efendim sizi buralara iten sadece doğayı sevmenizde mi? Doğa. Başka bir şey bir şey var mı? Yani siyaset. Siyaset yok. Okuldan sonra ne oldu evet? Hangi okuldan? Okurken okul yok ya. Biz okurken cahillik vardı. Okuduk, cahilliği geçtik. Başka ne olacak okulda? Yok başka bir şey ya. Efendim günlük ne yapıyorsunuz burada? Günlük yemek yapıyoruz, çay yapıyoruz. İşte yemeğimiz bu. Makarna pişirdik. Aç mısın? Bir tabak vereyim mi? Efendim yok, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Peki burada hayvanlar, kuşlar, kurtlar böyle geliyor mu senin? Oralara birer tabak ben su vereyim hayvanlara. Evet. Kurt yok zaten ya. Öyle vahşi hayvan yok ya. Evet. Yırtıcı hayvan falan hiç gelip buraya seni ziyaret ediyor mu? Geliyor mu? Yok ya. Yok. Yırtıcı hayvanın gereği yok ya. İnsanlar daha mı yırtıcı onlardan? İnsanlar değil, çoban dolu burası, çoban. Şimdi biraz sonra kadınlar yine hayvanlarını çıkarırlar. Lan her tarafı, öteki çocuklar yerine, koyun çobanları yerine. Peki milletten bekledin ne, köylüden bekledin ne senin? Muhtardan bir şey istemem, istesem oy verirdim de. Ama kimliğin var mı senin? Kimlik yok. Nasıl oy vereceksin? Ben oy vermek yok. Tam 40 yıl mı oldu siz bu böyle geçiyordun? Ne? Burada 40 yıl, 40 yılı geçer yani.
Ben başka bir şey yok. Ben kafamı dinleyeyim gayrı yeter. 40 yıldır dinliyorsunuz ama. Sizi buraya iten neydi? İten? İten biten yok ya. Ben rahatım yani. Benim şimdi kafamı dinleyeyim bir. Azıcık müsaade edin kafamı dinleyeyim ya. Peki. Sevgili izleyiciler, İskender Gündüz için aslında muhtarımız Evrim Ayhan bir de yol yaptırmış buraya gelmesi için, buna erzak bırakmak için. 40 yıldır dağlarda yaşıyor kendisi, 1946 doğumlu. Ayrıca buraya da eştirmiş kendi yerini ki buraya bir oda, içinde mutfağı falan olan bir oda, değil mi muhtarım? Ama maalesef kabul etmemiş. Bir anlatır mısın? Evet, İskender Gündüz amcamıza mağaradan çıkarıp 5'e 5 bir oda yapacaktık buraya. Kendisi dedi buraya kesinlikle girmem, mağaramda özdeş yaşıyorum. Bunu yakarım yıkarım dedi. Yani biz de buraya atan neydi biliyor musunuz? Kendisi bize anlatmadı ama böyle şey getirmediğimiz. Bunu siyasi olaylardan dolayı bu hapislerde yattı. O yüzden uzun yıllar hapislerde yattı. Ondan küstü devlete, millete, herkese küstü, kendini doğaya bıraktı. Öyle. Doğayla iç içe. Doğayla iç içe yaşıyor dediği gibi. Evet, siz haftalık ne getiriyorsunuz buna? Gıda. Evet, gıda getiriyoruz. Yemeğini kendi yapıyor. Kendisi yapıyor. 10 günde bir biz bırak kuru gıdalar ekmeğe ihtiyacını karşılıyoruz. O da bunu beğenmiyor ki sizden de istediği gibi, evet. Onun derdi şarap ve sigara. Evet, her zaman ziyaret edin ya. Boş zamanlarda evet, mutlaka. Evet, gelmeye çalışıyoruz. Gelmeye bu doğayla da bütünleşmiş. Doğa da seviyor. Diyor ki kurt, kış hiçbir şey gelmiyor. Evet, zaten insanlarla git uzaklaştı. Benim diyor tek derdim doğa diyor. Peki, evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Evet sevgili izleyiciler, bu köyümüzde herkes hayvancılıkla uğraşıyorduk. Zaman zaman ahırlara girdik ama Songül Hanım'ın ahırı gerçekten temiz. İnekleri de ona bakıyor galiba bu temizlik karşılığında. Evet. Sütünü veriyor. Kaç tane ineğiniz var? Vallahi 10 tane. 10 tane. İşte bu inek kendi kendine üretiyor değil mi? Burada satın almıyorsunuz. Kendiniz. Yok, satın değil, kendimizin. Bu inekler kaç kilo süt alıyorsunuz günlük? Kaçta? Hepsinden mi? Hepsinde ne kadar süt alıyorsunuz günlük? Günlük 60-70 kilo. Maşallah. Kendi danaları, kendi... Hepsi kendi. Siz satın almıyorsunuz. Yok, satın değil, kendi. Kendimiz ürün. Kendinden ürüyor. Ha? Evet, burada siz mi çok çalışıyorsunuz, eşiniz mi çok çalışıyor? Hayvanlarla siz mi ilgileniyorsunuz, eşiniz mi ilgileniyorsunuz? Hayvanlarla ben ilgileniyorum, eşim de çalışıyor ama hayvanlara girmiyor çalıştığı için. Evet. İşe gittiği için ben bakıyorum, yalnız kendim bakıyorum. Ev size ait, hayvanlar size ait, tarla... Tarlaya gitmiyorum. Evet. Tarlada iş yok şu an. Peki bu köyde nasıl? Burada olmaktan mutlu musunuz? Burada kalabalık bir köy aslında. Kalabalık. Ekonomisi de, ekonomik getirisi çocuklarınızı, geleceğinizi kurtarıyor mu yani? Kurtarıyor, iyi. Şu an iyi. İyi, peki çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil, ben teşekkür ederim.
Evet sevgili izleyiciler, şu an Can Ayhan'la birlikteyiz. Can Ayhan aynı zamanda gazi. Kendisinin askerde başına gelenler gelmiş ama şu an sağlıklı bir şekilde hem çoluğunun, eşinin, çoluğun, çocuğunun başında, işinin başında. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyi, Allah'a şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Biraz bizden anlatır mısınız bu köyü? Gerçekten çoğundan aldığımız bilgiler bizi biraz biz Anadolu'yu gezdiğimiz için, farklı köylerde konuştuğumuz için bizi burayı gördüğümüzde çok mutlu olduk. Ama çoğu diyor ki yok suyu yok diyor. Yok kırsal diyor. Kırsalı görmemişler, kırsal diyenler zaten de. Sizce sizin köyünüz nasıl Yanakkale? Hakkâr. Hakkâr. Biraz şimdi yine siyasete girmiş olacağız ama. Girin baba, girin. Hakkâr diğer köylere bakaraktan bir Alevi köy olduğu için biraz asimile ediliyor. Evet. Asimile edilmesi şöyle, iteleniyor, evet. Öteleştiriliyor. Evet. Diğer köylere nazaran. Evet. Su sıkıntısı var. Evet. Nitekim tarlalarını zaten kırsalda. Evet. Destek az denecek kadar ama az. Mesela sizin 10 tane ineğiniz varmış. Günde 70 ton, 70 kilo süt alıyorsunuz. Bunu 30'da çarptığınız zaman 2100 kilo yap. 2000 ton yapar yani, değil mi yani? 2 ton yapar. 2 ton 100 kilo yapar. Öyle bir geliriniz var. Üretimi kendiniz üretiyorsunuz. Tarladan alıyorsunuz. Ama Anadolu'nun başka bir köyüne bura kır falan diyemezsin. Dağ yok bacı. Yemyeşil bir yer ya burası. Nasıl kırsal ya, diyorsunuz? Onlara, ben anlamıyorum. Onlara nazaran daha iyi konumdayız. 2 tane de büyük firmamız var köyümüzden çıkma. Köyün zaten çoğu gençler oralarda çalışıyor. Evet. Köyün gelir kaynaklarından en büyük gelir kaynağı onlar. Süt diyorsun, hayvancılık ve tarım. Evet. Peki siz de zaten o fabrikada... Aynen, ben de zaten şoförlük yapıyorum. Çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Geldiğiniz için teşekkür ederim, sağ olun. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varıma canıma. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varıma canıma. Evet sevgili izleyiciler, şu an programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yanımızda muhtarın eşi Sevinç Ayhan var. Evet, muhtarın eşi demek aslında eş başkan demek, eş muhtar demek. Çünkü muhtarın yüzünü ağartırsa kim ağartır? Eşi ağartır. Efendim nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Biz işte köyde eşlerimiz çalışıyor fabrikalarda. Evet. Biz de köyde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tarlalar ekiliyor ama bunda köyümüzün arazisi sulak bir arazi olmadığı için buğday, arpa, nohut... Su arıyorlar mı efendim? Aslında buralarda su vardır. Su var, arıyorlar ama maalesef buralar kurak yani. Kırsal arazi yok. Kırsal araziye uygun olarak ekinlerimizi ekiyoruz. Arpa, buğday gibi. Hayvanlarımıza daha çok hayvan yiyecekleri peki üzerine. Anlattıklarınızda en çok çalışan kadınlar mı erkekler mi? Ama doğru söyleyeceksin. Ben sen aynı zamanda muhtar eşi yani. Genelde kadınlar çalışıyor ama erkekler de destekliyor yani. Çünkü sen desen ki biz muhtarla eşit çalışıyoruz dese ben inanmam. En çok çalışan sensin, görüyorum. Yani. Hayır, eşim de çok çalışıyor. O da evet. İki var diye çalışıyor. Eşim de çok çalışıyor. Evet. Eşit çalışıyorlar yani. Peki efendim mutlu musunuz? Yani böyle mutlu musunuz? Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz buradan. Bak hakikaten sizin yaptıklarınız başka köylerde yok. Çünkü buranın hem toprağından hem de hayvanından, sütünden de yararlanıyorsunuz. Bu anlamda mutlu musunuz burada? Allah'a şükür mutluyum. Sağlığımız saatimiz yerinde. Çalışıyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz.
Köyde biz köyde yetiştik, büyüdük. Bu şartlara alışkınız. Bu köyün kızı, bu köyün gelini. Evet, bu köyün kızı, bu köyün geliniyim. Yani başka yani şeyde gözümüz olmuyor. Yani daha yükseğini isteyemiyoruz. Burada balkonda bir çay içmekten de mutluyuz eşimle yani. Oy, yani öyle mütevazi bir şey bizim için daha önemli yani. Mutlu ol, mutlu kal. Teşekkür ederim. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelir yarına canım. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına canıma. Tuğçe merhaba, nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok? İyiyim. Dersler nasıl? Güzel. Çok iyi mi? Evet. Baban seninle annemle ilgileniyor mu yani? Böyle çok yoğun ya, muhtar kızısın ya. Evet, ilgileniyorlar. Sana sevgilerini veriyorlar değil mi? Evet. Sana? Sen? Evet. Ne evet? Ne evet olan ne? Annem, babam sevgi veriyor. Sevgi veriyorlar yani. Sen okula gidiyor musun? Evet. Nasıl dersler? İyi. Aferin sana. Merhaba, bir tanıyabilir miyim sizi? Merhaba, benim ismim Selba Ayhan. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim valla. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor burada? Gene hep böyle hayvancılıkla mı, inek, dana? İneklerle uğraşıyoruz, tarla takkayla. Evet. Tarlada ne var tarlada? Buğday mı, arpa buğday, mı? Buğday, arpa, bunlar var, şalgam. Kaç tane çocuk var? İki tane kız var. İki tane kız var? Evet. Okula gidiyorlar? İkisi de okula gidiyor. Ey maşallah, yaşları kaç? Biri 8 yaşında, biri 9. Ey maşallah. Kızın varsa artık sigortalısın, çift sigortalısın. Bak bunu söyleyeyim sana yani. Değil mi? Evet. Ey peki, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, şu an Kamil Ayhan'la beraberiz. Köyün en genç adamı diyebilirim. Yaş 92 diyor kendisi. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Allah'a çok şükür. Nasıl İyiyim. Gidiyor hayat? Hayat normal vaziyet. Ben evet, devam 92 ya. Yıl az bir zaman değil. Daha nice sağlıklı günler diliyorum. Bize kısa bir köyü anlatır mısın, bu köyü bize? Bu köyümüzün. Ben bilmedim köyü. Ne bileyim ki hiç böyle. Rahat, herkes kendi işinde, kendi karşısında. Dürüst olarak lan. Çalışmakta. Çalışmakta falan. Peki efendim, burası bir Alevi köyü. Her sene cemini, demini, görgüsünü, sorgusunu, müsahip kurbanını keser mi? Nasip olduğu seneler kesiyor. Aradan bir sene, iki sene geçse gene gelip. Burada soru sorduk, dediler ki senede bir sefer cem oluyor dediler. Bu doğru mu?
Evet, o doğru. Bir sene niye oluyor. Niye bir kere oluyor? Deve gelmiyor. Ara sıra öyle alışmışlar temelden. Onun için öyle geliyor. Öyle. Sizin zamanınızda da böyle miydi? Evet, bizimden bildiğim bileli. Aşağı senede bir sefer gelir de ormanını keser, bırakır, görgüyü, sorguyu yapar gider. Peki, teşekkür ediyorum. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varma canıma. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varma canıma. Efendim, sizi tanıyabilir miyim? İsmim Dursun Yıldırım. Dursun Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiler, teşekkür ederim. Yani biz hep sorduk ama böyle bugün gerçekten çok da keyif aldım mı dersen almadım. Çünkü çok güzel bir köy. Kırsal köyü görmemişler ki. Burası çok kırsal, suyu yok. Arazi sulama falan diyorlar. Aslında suyu da çok araştırmamışlar gördüğüm kadarıyla. Aslında köy cennet gibi bir köy benim gözümde. Acaba sizin gözünüzde? Ulan ne diyeyim artık ben. Niye, sen burada yaşamıyor musun? Burada yaşıyorum da suyumuz normal var. Evet. Ya niye insanlar buraya kırsal kesim diyor? Merkezlere bağlı olduğu için, oralar daha ovalık olduğu için burası genelde kırsal kesim. Abi hayvanı var. Toprağından ürünü alıyor. Neresi kırsal, onu anlamadım yani. Mahsulleri de köylere bakarak kırsal burada. Nedir kırsal sizce? Örneğin bizim en fazla olanında 30 dönüm arazi yoktur burada. Arazi yok millette. Ama devlet almış burada. 1000 dönüm yer almış. Öyle mi canım? Onu Ormaniye'ye verdiler. Ormaniye'ye verdiler. Kim verdi? O eski muhtarımız. Peki. Başka söylemek istediğim şey yok, mi? Yok. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şu an Şerban Ana ile birlikteyiz. Şerban Yıldırım'la birlikteyiz. Bizi gördü. Güzel dualar ağzından eksik olmadı. Sağ olsun. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Allah size de iyilik versin. Size de yol versin. Size de izin versin. Ömrümüzü uzattın. Cümlemizi. Ha, dur sen. Ben bir de bu dualar okuyacağım. Oku bakayım hadi bize dualar. Evliyeler, erenler, ermişler, aşıklar, sadıklar, garıplar, yerde yatan şehitler, dereler, denizler, kovdağı yıldızlar, aylar, güneşler, okyanuslar, okyanusta balıklar,
boğucunda yüzen melekle, yeşil yarpaklar, kara torpaklar, ömrünüz uzun olsun size. Allah Allah, Allah Allah Allah. Efendim bu köyü bize bir anlatsana anne, Şeriben anne. Bu köyde geldi, geçti. Kaç yaşındasın, yaş kaç? Kaç yaşım mı? Yaşım 8'den 5 oldum Mart'ta. 8'den 6'ya girdim. 6'ya girdin. Ha, 6'ya girdim anam. Eşim de öleli bu şeyde 23 şeyde Mayıs'ta. Mayıs'ta 13 sene oldu, 14 senenin içinde. Evet. 14 senenin içinde. Çocukların yanında kalıyorsun, onlar sana bu, bakıyor. 14 senedir de bu oğlumun yanındaydım. Evet. Eşim ölünce burada kaldım. Çocuklarım hepsi dağıldı. Evet. Almanya'ya gitti. Evet. Bir tek uğradım. Buradan Almanya'ya selam olsun. Sağ ol anam. Hepimizin selam olsun. Evet. Ondan sonra bir tek bir oğlum var Balıkesir'de de. O da öğretmen. Hı. O var yalnız burada. Bununla bu var. Gerisi... Peki burada sen 85 yılını geçirdin. Burada 85 yıl, şöyle 50 yıl geriye gidersek, 30 yıl geriye gidersek. Burası bir Alevi köyü. Geleneklerini, dur, göreneklerini yaşıyor mu? Dur ben gelenek anlatırsam size çok gider. Evet. Şimdi ben bu köyün... Ha gelin de biliyor ya, gelinini, kızını, hepini ben çıkardım, ben getirdim, ben götürdüm. Nereye götürdün? Nişanurallardan. Nişanurallardan oğlum. Nişanurardık. Gider sakal öperdik. Kızı bitirirdik. Davulu gelidin, düğünü gelidin, eşinle beraber, nişanlısınla beraber taksiye bindirdin. Taksiyi sonra çıktı. Duaklar vardı anam. Evet. Giderdim gelini tellerdim, kınalardım. Duaklarını vurdum, ata bindirdim. Senin gibi bir efendi adam da atın başını çökerdin. Evet. Atın başını çökerdin. Kız evinden alırlardın, oğlan evine getirirlerdin. Oğlan evine getirdi mi, kızın eşyesini alırlardın, damata götürürlerdin. Oradan eşyesi damattan paralıdın anacığım, evet. Çocuk. Geri gelirdin, düğünçüye karışırdın. Düğün çok güzel olurdun. At koşuları olurdun. Ondan sonra anam pelfanlar gelirdin. Kınalar yakılırdın, nineler yakılırdın, davullar dövülürdün. Çok gelenek bir görünek vardı. Şimdi? Şimdi nasıl anam? Ben geçtim galiba, benim şimdi sözüm de geçmez, kimseye bir şey de diyemezsin. Evet. Herkes kendi bildi. Şimdi bir taksi getirirler. Taktik etti, kınasını yakıyorlar, oradan götürür, almazlar mı taktik? Oğlan kız evine getir, oğlan evine getirirler. Şimdi bu öyle oluyor gayle. Evet. Cemler, cemler? Cemler daha çok. Cemler daha çok. Ben ceme, 40 sene ceme gittim ben. 40 sene ceme gittim, nasıl gittim? Benim, bunun kayınbabası, benim... Müsahibim. Müsahibim, bunun kayınbabası benim müsahibim. Biz birbirimizi ne kırdık? Ne birbirimize borç sorduk, ne birbirimize algıyı, vergiyi sorduk. Amcam vardı ölen, yalnız benim müsebbim kurbana kakardın. Hiç bana danışma biledir. Ne zaman olursa olsun kak hemen derdin. Güdür kuzu yoksa kuzuyu buludun, yuvas yoksa noksanını buludun. Hiç müsebbime de bir böyle kese açtırıp da sen dur ben yapayım demedi. Emme giderdik. Lokmasını pişirirdik anam. Kurbanını keserdik. Hızmatçılar var. 12 hızmat vardı. 12 hızmat. 12 hızmatı yapardınız. Saymayalım tek tek. 12 hızmat vardı anam kurban. 12'sinde kapı kurulacağız. Saka suyunu getirenlerce. Samak da oynadım ben. Çok samak oynadım. Samak da oynadım. Samak döndün. Döndüm. Çok döndüm. Samak döndüm. Çifte döndüğümde amcan ne dedi? Sen dönemezsen dedi ya bir kumsuyu güldürürsen dedi. Ben seni eve götürmem dedi. Eve götürmem seni. Döndün sen? Ben de ne yaptım? Usta kadınların yanına vardım. Usta kadınlara bana dedim böyle böyle öğreteceksin her şeyi dedim. Öğrettiler beni. Gayrı ben de her gün çıkardım. Peki şimdi Cemler öyle mi? Senin olduğun Cemler gibi mi şu anda? İyi anam. Şu anda Cemler senin o dönem döndüğün Cemler gibi mi şu anda? Bugün. Hindi bilmeyeyim ben gidemeyim anam. Gidiyor mu canım? Gidemeyim ben. 14 seneden beri ben Cem'e gidemeyim. Müsebblerim de düşkün. Onlar da yazdık. Kakamaylar koca karı koca adam. Biz de yaşlandık aile yapamıyor yavrum.
Peki sana nice sağlıklı günler diliyorum. Allah sağlık ömrünüzün olsun. Ben de sana. Tamam mı anacığım benim? Ben de sizi öpürüm. Haydi Allah sizin ömrünüzü uzatsın. Allah Allah. Allah hizmetlerinize vardığınız yerlere kapınızı açsınlar. Size taltı bitsinler. İnsan katarında sizi görsünler. Yükseklerde durun yavrum. Allah haydi. Allah. Çok haydi, haydi haydi. Allah. Ben de. Evet sevgili izleyiciler, Akyar köyümüze geldik, gördüklerimizi çektik. Zaman zaman düşündürüldük. Ama bugün nedense bu köyü, tabii biz çok köy gezdiğimiz için hep bu soruyu sordum. Buranın kırsal olduğunu arkadaşlar buradaki köylüler söyledi. Keşke kırsalı görseler buranın o olduğunu sanırlar, öyle düşünüyorum. Ama biz tabii ki gene de mutlu ayrıldık. Çünkü ilk defa geldiğimiz bir köyde bütün güzellikleri yansıtmak adına buradaydık. Gördüklerimizi yansıttık. Herkes bizi hoşgörüyle, sevgiyle karşıladılar. Biz de iyi elektrik aldık, iyi elektrik verdiğimizi düşünüyoruz. Çok mutluyuz. Bize gerçekten kapılarını, yüreklerini açtıkları için. Sevgili muhtarımın eşi de, çocukları da, ailesi de son derece bizle çok ilgilendiler. Kılavuzumuz oldu. Misafirhanemiz, misafirleri olduk onlara, mihman olduk. Birazdan da ayrılacağız. Sevgili muhtarım, biz köylüyle dolaştık. Siz de zaman zaman yanımızdaydınız. Ama köylü işte birazcık susuzluktan, ara yollarının yapılmasından bahsediyor. Kırsal demeleri beni üzdü çünkü biz çok kırsal gördüğümüz için. Sizin de son güzel cümlelerinizi ayırıp gideceğim. Ama gene biz bir program yapacağız. Şunu da belirtmek istiyorum. 1000 metrekare bir alanınız. Evet, 750 dönümlük, 750 dönümlük bir arazi. Alanınız çevrilmiş. Evet. Bu da söylentiler tabii ki Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi alevlerin yoğun olduğu köylerde Suriyeli mültecilerin geldiği söylenmekte. Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Oraya niye verilmiş? Neden verilmiş? Orada birazdan konuşacağız ama gene de. Fıstık Çamı adı altında 750 dönümlük bir arazimiz çevrildi. Burada fıstık çamları olmadı. Biz burayı vatandaşla kırsal kalkınma amaçlı tarla diye müracaat ettiğimizde tekrar fıstık çamları ekilme adına tekrar yine çevrildi. Yani bilmiyoruz akıbetinin ne olacağını. Tamam, onu konuşacağız. Peki evet. Bu susuzluğa ne diyorsunuz? Ara sokaklara ne diyorsunuz? Ara sokaklarımızı yapacağız. Yani elimizden geldiği kadar. Evet. Mücadelesini veriyoruz. Yapmaya da gayret göstereceğiz. Su konusunda ne diyorsunuz? Suyumuz var. Yani tarla sulama arazilerimiz yok. Evet. Sadece suyumuz, şebeke sularımız var ama tarlalarımız sulanmıyor. Evet. Vatandaşların demek istediği buydu. Evet, peki. Evet, evet sevgili izleyiciler, her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun. Yaşadıklarınızdan yaşayacaklarınız daha güzel olsun. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ama en önemlisi aşkla kalın, hoşça kalın. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelir ya.
yarına can alır. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına can alır. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına can alma. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına can alma. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına can alma. Çelik seni dumanlı dumanlı oy